merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben hayalete dokundum. Herkese yeniden merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 5 gün boyunca saçlarıma pirinç suyu süreceğim. O yüzden pirinç suyumu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi pirinçlerimi güzelce böyle yıkıyorum. Daha sonra bu pirinçleri süzeceğim ve üzerine biraz su ekleyip o şekilde bekleteceğim. Ben hep bir gece beklettim. Ertesi gün kullandım o pirinç suyunu, elde ettiğim pirinç suyunu. Bu videoyu yabancı YouTuberlardan çok fazla görmüştüm ve gerçekten videolarda gözlerime inanamadım. Ben de o yüzden denemek istedim. Şimdi bu gördüğünüz kaplar benim bir gece önceden hazırlamış olduğum pirinç suları. Şimdi bunları süzeceğim. Ama burada süzgeci unutmuşum. Evet, şimdi süzüyorum. Ve daha sonra bir huni yardımıyla bu sprey şişesinin içine dökeceğim bunları. Bu şekilde saçlarıma sıkmam daha kolay olacak. Ama sizin böyle bir şişeniz yoksa direkt bu pirinç suyuyla da saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Yani yıkayabilirsiniz dediğim, saçlarınıza bunu sürebilirsiniz direkt olarak. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi birinci gündeyiz ve başlamadan önce saçlarımın ölçümünü yapacağım sizlere. Üstüme böyle bir body giydim ve saçlarımı ölçeceğim. Burada da kendimi çok seksi hissediyordum kalem kapağında falan ama bildiğiniz angut gibi çıkmışım. Yani kusura bakmayın bunun için. Ve ölçüm de çok zor oldu, biliyor musunuz, kameradan baka baka. Şimdi sürekli aynaya gidip geleceğim ölçmek için. Saçlarımı inanılmaz fazla çektim böyle aşağıya kadar. Şimdi bu alttaki işareti biz dikkate alacağız. Üsttekini ben düzgün çizememişim. Aynadan daha güzel bakarak çizdim ve alttakini buldum. Şimdi kalküllerimi ölçeceğim. En ortasından bir tane tutam alıyorum ve bunu da iyice asılıyorum. Nereye kadar geliyorsa oraya bir işaret koydum. Ve ölçtüm. Tam 8,5 santim. Kahkülümün önceki boyu tam 8,5 santim. Daha sonra bu burnumdaki çizgiyi çıkartamadım bir türlü. Ve battı balık yan gider diyerek hep burnuma bu şekilde işaretler koydum. Nasıl olsa evdeyiz diye. Şimdi pirinç suyunu sıkmaya başlayacağım. Taram var, tokam var. Ayıra ayıra saçlarımı. Bunu sıkacağım. İnanılmaz sıcak vardı. O hafta boyunca mahvoldum. Şimdi bu suyu saç diplerime güzelce sıkıyorum. Bu ilk gün olduğu için bayağı ayrıntılı gösterdim burayı. Arkama bir havlu koydum ıslanmaması için. Şimdi saçlarımı ayırıp ayırıp sıkacağım. Ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. Mesela pirinçleri süzdüm ya, süzdüğüm pirinçlerin üstüne tekrar su koyup ertesi gün için beklemeye koydum. Yani sürekli yeni pirinç kullanmadım. O şekilde siz de öyle kullanabilirsiniz. Ama değiştirdiğim de oldu. Şimdi tarıyorum. Ve sıra Hindistan cevizi yağında. Bunu saçlarımızın uç kısmına süreceğiz. Bu muhtemelen şey amaçlı, pirinç suyu benim saçlarımı çok kuruttu arkadaşlar. Gerçekten çok kuruttu. Bunu muhtemelen onun için sürüyoruz. Hani daha fazla kurutmasın diye sadece uç kısımlarına. Ben yabancı YouTuberlardan gördüğüm şekilde yaptım hep. Şimdi ben saçlarımı ördüm. Saçlarım kuruyana kadar sırtımdaki havluyu çıkartmadım. Malum havalarda çok sıcak. Saçlarım kuruduktan sonra da o şekilde takıldım. Burada saçlarımın ıslak halinin de ölçümünü yapıyorum sizin de tekrar görmeniz için. Aşağı yukarı zaten kuruyken saçlarımı çok fazla çektiğim için tam düzgün ölçüm yapmak için ıslak haliyle hemen hemen aynı. Şimdi ikinci güne geçiyoruz ve saçlarımın kuruluğunu görüyorsunuz. Ve yine aynı şekilde saçlarımıza bunu sıkıyoruz. Tamamen aynı gidişat, hiçbir değişiklik yok.
ben saçlarımı yıkadım arkadaşlar. Sadece bir gece dayanabildim. Genel olarak saçlarımı 13-14 saat beklettim. Daha sonra şampuanla yıkadım güzelce. Sadece bir kez saçlarımı yıkamadan ikinci uygulamayı yaptım. Bu arada tarak da elimde kaldı. Saçlarım çok yıprandığı için saçımı tararken tarak koptu. Şimdi arkadaşlar buradaki uzamayı da görüyorsunuz. Aslında tam göremiyorsunuz çünkü ilk çizgi çok belirgin değil. Ben birazdan onun üstünden geçeceğim, merak etmeyin. Tekrar Hindistan cevizi yağını aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Saçlarım kaşındığı zaman yıkadım. Eğer dayanabiliyorsam da bekledim. İkinci uygulamayı üstüne yaptım. Şimdi üçüncü gündeyiz ve Hindistan cevizi yağını bu sefer öncesinde sürüyorum. Çünkü ıslak saçın üstüne sürdüğüm zaman hiçbir etkisi olmadı arkadaşlar. Saçlarımı çok fazla kuruttu. Bu şekilde uyguladığım zaman daha az kuruttu. Yine kuruttu ama daha azdı. Bu arada az önce yüzümün ifadesini gördünüz. O pirinç suyu az önce buzdolabından çıktığı için soğuk soğuk çok iyi geldi. Yani bu da demek oluyor ki artan pirinç suyunu ben buzdolabında sakladım. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar, bu kameraları oynamıyorum. Yani baya baya şaşkınlığım burada gözlerimden okunuyor. Şu gördüğünüz çizgi benim dün ölçümden sonra çizdiğim çizgi. Onu kusura bakmayın, sizin gözünüzün önünde çizmeye gerçekten akıl edemedim. Ne yazık ki. Ama bundan sonrasını, bugünden sonrasını çizerek göstereceğim. Ama siz aşağı yukarı görüyorsunuzdur, yani çizgi oralardaydı. Şimdi de geldik dördüncü güne arkadaşlar. Dördüncü günde de yine ilk başta Hindistan cevizi yağını süreceğim. Ondan sonra suyumu sıkacağım ve ölçümümü yapacağım. Dünün ölçümünü yapmadım. Yani ölçümünü size gösterdim ama çizgisini çekmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada da yüz ifademden anlıyorsunuzdur. Pirinç suyu birazcık kötü kokuyor eğer beklediyse. Ve şimdi sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve çok mutluyum. Şimdi dünün çizgisini çizmedik. Bu dördüncü günün çizgisi. En üstteki 1, alttaki 2, 3 yok. Bu da dördüncü. Görüyorsunuz uzama miktarını. Şimdi geldik beşinci güne. Şimdi saçlarım kuruyken hemen size gösteriyorum son halini. Gerçekten beklemiş pirinç suyu baya kötü kokuyor. Sakın ha, hele bu sıcakta pirinç suyunu dışarıda tutmayın. Eğer arttıysa şişenizde, gerçekten dayanılmaz bir kokusu oluyor. Şimdi saçlarımı tarıyorum güzelce ve ölçüm yapacağım. Bugün 5. gün. Ve uzama miktarı bu kadar arkadaşlar, çizdiğim yer. Görüntü kalitesi çok iyi çıkmamış. Işık sanırım iyi gelmemiş burada. Kusura bakmayın. Ve 6. gündeyiz. Saçlarımı yıkadım, kuruttum güzelce. Şimdi de son ölçümleri yapacağız. Ölçüm tişörtümü giydim ve geldim. Saçlarımı yine bayağı çekiştire çekiştire tutuyorum. Ve kalemimle işaretimi koyacağım. Şu an parmağımın üstünden geçiyorum ve koydum işaretimi. Aynaya bakıp da tasdikledim ve görüyorsunuz arkadaşlar uzamayı. Birazdan bunun santimini de ölçeceğiz. Şimdi daha yakından daha güzel görebilmeniz için de bu açıdan çektim. En üsttekini dikkate almayın. En üstün altındaki noktadan, o nokta da biraz dağıldı kusura bakmayın. En üstünü baz alın onun. Mürekkep aktı çünkü birazcık. Ve bu da saçlarımın ıslak hali arkadaşlar. Şimdi kaküllerim. Ve kaküllerimin de boyunu görüyorsunuz. Ben gerçekten inanamadım. Kesinlikle denemenizi öneriyorum ama saçlarımı çok kuruttu. Onu da bilmenizi isterim. Sanırım şeyden, sürekli her gün duş almaktan saçlarım birazcık yıprandı. Bu direkt pirinç suyu ile ilgili olmayabilir. Çünkü sürekli saçlarımı yıkadım her akşam.
Ve arkadaşlar burası tam 2,5 santim. Siz de gayet rahat bir şekilde görüyorsunuz. Hatta çizdiğim yerin biraz daha aşağısına bile geliyor saçlar. Şimdi kaküllerimi kurutup geldim. Çünkü ilk yaptığımız ölçümde kaküllerim kuruydu. Gerçi kuru ve ıslak saçlarımın arasında çok fazla fark yok. Çünkü kururken saçlarımı inanılmaz asıldığım için. İlk baştaki kahkülüm gördüğünüz üzere 8,5 santimde ilk baştaki çizgim ve son çizgi tamı tamına 10 santim. Yani kahküllerimde de sadece 5 günde 1,5 santim uzama oldu. Bu video için gerçekten çok emek verdim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğen tuşuna tıklayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni inanılmaz sevindirirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.